İyi akşamlar, uzmanlar sorun programıyla yeniden karşınızdayız. Doğu Akdeniz'de gündem var, aynı zamanda Türkiye'nin genelinde ve son zamanlarda koronavirüsteki artışlar dikkatimizi çekiyor. Mesela Sağlık Bakanlığı az önce açıklama yaptı. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 72 olmuş durumda. Tabii gündemin, bu yoğun gündemin satır aralarında kalan önemli gelişmeler de oldu. Bunlardan bir tanesi Yargıtay 13. Hukuk Dairesi alacak davalarında mail, WhatsApp, Facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmaların belge ve delil niteliğinde olduğunu ifade etti. Zaten sosyal medya düzenlemesi de tartışılıyordu bir süredir ve işte bütün bu soruları, kafa karışıklıklarını aydınlatmak için bugün de önemli bir konumuz olacak. Dijital iletişim araştırmacısı Doçent Doktor Ali Murat Kırık yayın konumuz ve kendisiyle hemen başlayacağız. Hocam, mail, WhatsApp ve Facebook'taki yazışmalar delil niteliğinde olacak artık. Ne değişecek sizce? Kısaca bununla başlayalım. İzleyici sorularıyla da devam edelim. Buyurun. Tabii, aynen. Şimdi Aytaç Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte artık bugün insanlar iletişimlerini hep dijital ortamda gerçekleştiriyorlar. Daha çok dijital ortamda elektronik postalar gönderiyorlar, WhatsApp iletileri gönderiyorlar. Hatta ses kayıtları, videolar, fotoğraf çekiyorlar, gönderiyorlar. Bu şekilde istek ve taleplerini dijital ortamda gönderiyorlar. Tabii bu durum zaman içerisinde elektronik verilerin de sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi delil niteliğini tartışma konusu yapıyor ve hukuki açıdan da bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Adli bilirkişi de olduğumdan dolayı bu tarz dosyaların da zaman zaman tarafımıza geldiğini görmekteyiz. Özellikle WhatsApp yazışmalarının, WhatsApp mesajlarının delil olarak mahkemeye sunulabilmesi için bu yazışmaların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekiyor. Yani birebir kişilerin rızası dahilinde karşılıklı yazışmış olması gerekiyor. Bu da önemli. Delil hususunda bu genel açıklamalardan ek olarak da şunu ifade etmem gerekir ki bir davaya ilişkin olarak mahkemeye sunulacak tüm deliller kural olarak hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olmalı. Hukuka aykırı bir şekilde elde edilen deliller söz konusu iddia veya savunmayı şüpheye vermeyecek şekilde ortaya koysalar dahi mahkemelerce delil olarak dikkate alınmayacak. Nedir bu Aytaç Bey? Ben sizin kişisel bilgisayarınıza, işte kişisel mesaj, messenger, WhatsApp gibi yazışmalarınıza izinsiz bir şekilde erişebiliyorsam ve bunları daha sonra delil olarak sunabiliyorsam mahkeme bunları kabul etmiyor. Aynı şekilde WhatsApp yazışmalarının bu anlamda hukuka uygun şekilde elde edilmiş bir delille sayılabilmesi için yüksek mahkeme kararlarında ifade olduğu üzere delili sunmak isteyen kişi söz konusu WhatsApp yazışmasının taraflı olmalı ve yazışma bizzat kendisi tarafından kayıt altına alınmalı. Evet. Yani bizim sizinle bir alacak davamız var. Ben size diyorum ki Aytaç Bey, bana 300 liramı, 3000 liramı ne zaman vereceksiniz? Siz diyorsunuz ki bana salı günü vereceğim, çarşamba günü vereceğim. İşte mahkeme bunu delil olarak kabul ediyor. Ama benim sunduğumu. Yani üçüncü bir şahsın bunu alıp, bu mesajı alıp kullanması delil olarak sayılmıyor Aytaç Bey. Bunu hemen söylemek istiyorum. Keza şunu da söylemem gerekiyor. Bu tür yazışmanın hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve delil olarak kullanılması mümkün değil. Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç teşkil ediyor. Onu da hemen ifade edeyim. Türk Ceza Kanunu'nun 243. maddesi var. 243. madde bilişim sistemine girme dediğimiz suçun meydana gelebilmesini ifade ediyor. Kişiye ait internet yolu ile herhangi bir dijital platforma kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterli oluyor. Başka herhangi bir olgunun veya vakanın gerçekleşmesi gerekmeksizin sadece sisteme rıza olmaksızın girilmesi bu suçun işlenmiş olmasını sayıyor ve zira bu madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere sisteme hukuka aykırı olarak girilmesi, yeterli verilerin kullanılmasının önemi yoktur. Yani ben sizin izinsiz bir şekilde elektronik postanızı hacklesem, bunu kullansam kullanmasam bile bu bir suç teşkil eder. Dolayısıyla sisteme doğal olarak haksız ve kasten girilmiş olması bile bunun Peki. suç olması için yeterli oluyor. Sadece alacak davasında değil Aytaç Bey, eşler arasında yapılan WhatsApp yazışmalarında da eşlerden birinin diğerine hakaret ve tehdit içeren beyanlarını da çokça görüyoruz. Boşanma ya da bu iddialara ilişkin ceza davalarında delil olarak mahkemeye sunulabildiği de açık bir şekilde kararlarda, içtihatlarda görülmektedir. Özellikle uygulamada sıkça rastlanılan aldatma, ki bunlar çok fazla mahkemeye geliyor, bu tarz dosyalar çok fazla geliyor. Burada bu aldatmaya iddialı boşanma davalarında eşlerden birinin birliktelik yaşadığı üçüncü şahısla yazmış olduğu WhatsApp yazışmaları diğer eşin o telefona gizlice ulaşarak elde etmesi ve bu WhatsApp yazışmalarını delil olarak mahkemeye sunması bir tür delil yargılama esnasında mahkemeye sunsa dahi kural olarak hukuka aykırı olarak elde edildiğinden mahkeme tarafından dikkate alınmıyor. Yani eşin
telefonuna istem dışı bir şekilde ya da zorla girilmesi ya da eşin telefonuna zorla bilgilerin ele geçirilmesi ve daha sonra bunun boşanma davasında delil olarak sunulması mümkün değil. Ancak eşlerin birbiriyle karşılıklı olarak yapmış olduğu yazışmalar delil kabul ediyor. Çünkü taraf olmamız gerekiyor Aytaç Bey. Bunu da ayrıyeten belirtmek istiyorum. Yani bu tür delil, bu tür yazışmaların delil olarak kabul edilebilmesi için mutlaka ve mutlaka o delili sunan kişinin o yazışmanın bir parçası olması gerekiyor. Belki de kadın cinayetlerin önüne geçmek adına mesajlarla atılan o tehdit mesajlarının da bir anlamda belki delil olarak sayılabileceği ve erkenden uzaklaştırma kararı verilebileceğini de işaret ediyor bu söyledikleriniz. Kesinlikle çok haklısınız. Ancak şunu da söylememiz lazım Aytaç Bey. Eşler arasında gerçekleşen bir WhatsApp yazışmasında eşlerden birinin bu aldatma durumunda itiraf ettiği bir WhatsApp yazışması diğer eş tarafından davada delil olarak kullanılabiliyor. Yani bunlar da çok önemli. Yani yapmış olduğu bir suç. Misal işte ben işte diyelim işte çocuk doğuramıyorum, doğurganlığım yok ya da kısırım vesaire oluyor. Bu mesaj karşı taraf tarafından delil olarak sunulduğunda mahkemece, hakimlerce değerlendiriliyor, dikkate alınıyor. Peki, şimdi sorularla devam edelim. Deniz Hanım'ın size bir sorusu var hocam. Şunu soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı EBA sisteminin siber saldırıya uğradığını açıkladı. Bu tür saldırılar nasıl yapılıyor ve bizler için bir tehlike oluşturuyor mu diye bir soru geldi. Buyurun. Tabii siber suçlar bu dönem içerisinde bilgisayarlara, bilgisayar ağlarına veya belli bir cihazı hedef alan veya kullanılan tüm suç faaliyetlerini devreye sokuyor, giriyor. Ve özellikle bu dönem içerisinde biliyorsunuz sanal ortamda çok yoğun şekilde internet kullanıyoruz Aytaç Bey. 7 saat 29 dakika kişi başına düşen ortalama günlük internet kullanım süremiz özellikle bu EBA, Eğitim Bilişim Ağı ve diğer üniversitelerin de yavaş yavaş biliyorsunuz eğitim öğretim faaliyetleri başlayacak. Onlar da güz dönemi için, çoğu güz dönemi için online derslere başlayacak. Şimdi efendim şöyle ifade etmek mümkün bu siber saldırıları. Şimdi bir sunucu var aslında ve bu sunucu tarafından kişiler istemci devreye giriyor ve bu sunucu tarafından istemciye bilgi akışı sağlanıyor, veri akışı sağlanıyor. Bunların hepsinin bir işte IP adresi var, bir bilgi adresi var vesaire vesaire. Şimdi biz hep şunu karıştırıyoruz. Bir siber saldırı düzenlendiğini zannediyoruz ki Aytaç Bey sadece kişisel verileri ele geçirmeye yönelik. Hayır efendim. Burada DDoS dediğimiz saldırılar da söz konusu oluyor. Özellikle zaten bu EBA yani eğitim bilişim ağına yapılan saldırı DDoS dediğimiz bir saldırı türüne girer. Burada efendim kişisel verilerin ele geçirilmesi, çalınması, alınması çokça önemli değildir. Burada şöyle ifade etmek gerekir. Diyelim o ağı eş zamanlı bir şekilde 10 bin kişi kullanıyorsa 10 bin artı trafik sağlıyor. Ve böylece o sunucunun kaldıracağı maksimum kapasite diyelim 15 bin kişi. Bunu bu işte zombi saldırılarla özellikle bu hacklenen bilgisayarlar aracılığıyla bir trafik sağlıyor. Sanal bir trafik sağlıyor ve o 15 bin kişiyi 25 bin kişiye çıkarıyor Aytaç Bey. Dolayısıyla ne oluyor? Şöyle düşünün 1, 2, 3, 4 tane bizim otobanımız var. 4 yollu bir otoban. Bu 4 yolu otobanı ne oluyor efendim? Siz 15 bin araçla değil 25 bin araçla ne yapıyorsunuz? Git gel sağlıyorsunuz. Bu da ne sağlıyor? İşte ister istemez yavaş yavaş sistemin çöküşü ve kilitlenmesini sağlıyor. İşte bu dün yapılan, gerçekleştirilen saldırı da DDoS dediğimiz bir saldırıdır. Zombi bilgisayarlar aracılığıyla hayali bir trafik oluşturup burada o hattı çökertme ile alakalıdır. Tabii ne olur orada hemen IP'ler değiştirilir, sunucu bilgileri değiştirilir ve o trafik tekrardan bertaraf edilebilir. Ama şunu söylememiz lazım Aytaç Bey, bu kişilere de gerçekleştiriliyor, kurumlara da gerçekleştiriliyor. Zaman zaman yayınlarda konuştuğumuz bankalara da gerçekleştiriliyor. Dijital dünyada tamamen %100 güvenlik söz konusu değildir. Yani kim ben %100 güvenlik sağlıyorum, işte ben siber güvenlik uzmanıyım, ben şöyle firmam var, şöyle bir markam var, ben sizin güvenliğinizi sağlarım, siber saldırıları engellerim. Bugün çok büyük Türk Telekom'un da başına geliyor, çok önemli bankaların da başına geliyor. Dolayısıyla Aytaç Bey, burada kullanıcıların da tabii ki önlem alması gerekiyor ama özellikle dediğim gibi bu ağlarda ki eğitim bilişim ağı çok önemli. Bugün bütün Milli Eğitim Bakanlığı bu EBA sistemi üzerinden dersleri gerçekleştiriliyor. Bunların hemen acilen efendim trafik akışlarının mutlaka değiştirilmesi büyük önem arz ediyor. Ne oluyor? İşte IP bilgilerinin değiştirilmesi, özellikle dinamik IP üzerinden farklı ağlara yönlendirme yapılması da en azından bu siber saldırıların önüne geçilmesine bir adım fayda sağlayacaktır. Ama tamamen dediğim gibi bunu ben engellerim, siber saldırıların hepsinin önüne geçerim demek mümkün değil Aytaç Bey. Bunu da söylememiz gerekiyor.
Şimdi Kerim Bey'in size bir sorusu var hocam, onu soralım size. Kerim Bey şunu soruyor. Bir arkadaşım telefonuna gelen mesajla bile dolandırıldı. Dijital bilince nasıl sahip oluruz sizce? Yani telefonla gelen bir mesajın tabii ki dolandırıcılar tarafından atıldığı bazen atlanıyor ve maalesef o kötü sonuçla karşılaşabiliyoruz. Nasıl bilinçleneceğiz? Evet. Şimdi şöyle, muhtemelen Kerim Bey de değil mi Aytaç Bey? Evet. Evet, Kerim Bey'in başına şöyle bir olay gelmiştir. Mutlaka phishing dediğimiz oltalama saldırısıdır ki internette en yaygın internet dolandırıcılığı yöntemidir. Hı. Yasal bir kurum gibi davranan dolandırıcılık şebekeleri internette işte alışveriş sitelerinin ve sosyal paylaşım alanına sahte reklamlar üzerinden, sahte mesajlar üzerinden tuzak linkler veriyorlar. Bu linklerden birine tıklayan vatandaş ki Kerim Bey mesela şöyle olabilir, işte ücretsiz dakika kazandınız, işte koronavirüs tedbirleri kapsamında işte devlet tarafından verilen ödenek için şuraya şuraya giriniz gibi bir linki tıklıyor vatandaşımız Kerim Bey. Daha sonra hesaba şifresini giriyor, E-Devlet şifresini giriyor. Ve daha sonra E-Devlet şifresini girdikten sonra o şifre aslında devlete değil, direkt olarak o sanal dolandırıcılığın, siber korsanın veri tabanına düşüyor. Ve böylece ne oluyor? O şebeke hesapları boşaltıyor. Bunlar genelde organize şekilde çalışıyorlar. Kerim Bey'in başına gelen de bu. Burada ne yapacağız? Kerim Bey'in başına gelenin bizlerin başına gelmemesi için sosyal medyadan, elektronik postalardan ya da SMS'lerden tarafımıza gelen linkler tıklanmamalı. Böyle kampanyalar varsa, devletin vermiş olduğu işte yardım fonu vesaire gibi kampanyalar varsa da, hı hı, yetkili merci neresiyse, yetkili kurum neresiyse onun web sitesine girilmeli ve başvuru işlemleri gerçekten böyle bir şey varsa o form üzerinden gerçekleştirilmelidir Aytaç Bey. Çünkü bu dönemde çok fazla koronavirüs dolandırıcısı ortaya türedi. Sahte linkler üzerinden banka bilgilerini boşaltıyorlar. Bunun dışında kişisel verileri çalıyorlar. Elektronik posta adreslerini, şifrelerini, sosyal paylaşım alanındaki şifreleri çalıyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor vatandaşlarımıza. O yüzden Kerim Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Umarım bundan sonra o bilinmeyen linklere tıklamaz ve Kerim Bey gibi başkalarının da başı yanmaz bu konuda. Peki Türkan Hanım'ın sorusu var şimdi sırada, o geliyor. Bir arkadaşımdan hediye çeki mesajı geldi. Bu linke tıkladım ve beni bir siteye yönlendirdi fakat sonra çıktım. Sizce dolandırıldım mı? Belki sonucu daha görmedi ama neyi işaret ediyor bu sizce? Evet. Şimdi özellikle dolandırıcılar bu tarz durumlarda işte linkler vererek aynı şekilde demin de söylediğimiz gibi kişileri sahte sitelere yönlendiriyorlar. İşte eğer burada hanımefendi bu linklere tıkladıktan sonra, ki casus bir yazılım da yüklenmiş olabilir, bu da böyle bir tehdit de söz konusu. Yani Trojan dediğimiz efendim Truva atlarının yüklenmesi ve bilgilerin ele geçirilmesi de söz konusu olabilir casus yazılımlar aracılığıyla. Böyle durum yoksa korkmasın. Yani şifre girmediyse korkmasın. Ama eğer bir casus yazılım varsa, ki bunu nasıl tespit edecek? Acilen hemen telefonuna ya da bilgisayarına bir antivirüs yazılımı, geçerliliği, güvenilirliği olan bir antivirüs yazılımı kursun. En azından hemen bir tarama gerçekleştirsin ve eğer bir video paylaşım sitesi hesabıysa da hemen acilen şifresini değiştirmesi çok önem arz eder. Telefonunda bu işlemi gerçekleştirdiyse de antivirüs yazılımı kullansın, ama gerçekten içi rahat etmiyorsa da hemen telefonuna şifresini değiştirdikten sonra, hesabının şifresini değiştirdikten sonra da telefonuna format atması faydalı olacaktır. Peki Dündar Bey'in sorusu geliyor şimdi. Soru şu hocam. Bir sosyal medyada eğlenirken aslında sanal dünyada birer ürünüz demiştiniz. Bunu biraz açar mısınız demiş Dündar Bey. Sizi takip eden bir izleyici. Evet, sağ olsun Dündar Bey'e de teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi evet, ürün aslında biz oluyoruz. Nasıl oluyoruz? Şimdi özellikle internet sitelerine giriş sağlarken ya da arama motorlarında arama yaparken biz birçok şeye erişim izni veririz. Konum bilgilerine erişim izni veririz. Ses, görüntü bilgilerine erişim izni veririz. Yani kamera bizim iznimiz dahilinde olmadan bile çalışıyor, buna başlıyor. Özellikle arama motorlarına girdiğimizde Aytaç Bey, bazı kelimeler ararız. İşte bu dönemde ne yapıyoruz? Mesela işte diyelim tablet alacaksınız, tablet yazdınız. İşte efendim telefon alacaksınız, telefon yazdınız. Araba satın alacaksınız, araba yazdınız. Bunlar aslında, bu arama motorları bizim kişisel verilerimizi ellerinde tutarlar. Bu arama motorları bu ilgili sitelere girdiğimizde cookie dediğimiz çerezler yüklerler. Yani işte dediğim gibi arama motoruna X bir siteye girdik, örnek vereyim. Bu sitede bir çerez yüklenir bizim tarayıcımız geçmişimize. Tarayıcımızda bu durduğundan dolayı sizin önünüze hep bu tarz reklamlar gelir. Ve aynı şekilde sosyal paylaşım ağlarında da örnek verelim.
Instagram, Facebook tek elden toplandığı için şu an Facebook'ta yaptığınız bir arama WhatsApp'ta sizin karşınıza işte ne bileyim ya da WhatsApp'ta yazmış olduğunuz bir içerik Facebook'ta ya da Instagram'da sizin önünüze reklam olarak gelebiliyor. Çünkü biz bu ağları kullanırken aslında ücretsiz olarak kullandığımız için aslında alınıp satılan biz ve bizim verilerimiz olmuş oluyor. Yani aslında hiçbir şey bize ücretsiz olarak sunulmuyor. Ücretsiz olarak sunulduğunu düşündüğünüz her şey aslında sizin kendinizin ürün olarak karşı tarafa satılması demek oluyor. Bu verileri bazen düşünebilirler. Diyebilirler ki Aytaç Bey, ya ne olacak benim verilerim karşı tarafın eline geçsin, bana ne zararı var vesaire, bunu da söyleyebilirler. Ama mahremiyetimizin önüne geçilmiş olur. Yani benim aramış olduğum bir kelimeyi, benim girmiş olduğum bir siteyi neden karşı taraf görsün? Bu bizim kişi özgürlüğümüzdür. Dijital ortamda da bir özgürlüğümüz söz konusudur. Dolayısıyla ne oluyor? Burada siz o aramayı yaptığınız an aslında kişisel verileriniz bu ilgili arama motorları ve ilgili web sitelerinde depolanıyor ve dolayısıyla size reklamlar bu şekilde çıkıyor ve hedeflenebilir reklamcılık sağlanmış oluyor. Burada da ne yapmamız gerekiyor efendim? İnternet sitesini arama yaptıktan sonra çerezlerimizi temizlemek ya da tarayıcı ayarlarımıza girip çerezleri kabul etmemek en önemlidir. Zaten görecekler Aytaç Bey, çerezleri kabul etmediklerinde bazı sitelere erişim bile sağlayamayacaklar. Düşünebiliyor musun? Çünkü diyor ki benim sitemi ücretsiz bir şekilde kullanacaksın, benden faydalanacaksın ama çerezlerini burada bırakmak zorunda. Yani bana iz bırakmak zorundasın diyor. Bu da dijital dünyada geldiğimiz son noktayı gözler önüne seriyor açıkçası. Peki Dilek Hanım da şunu soruyor size. Twitter'daki fotoğrafımın izinsiz şekilde alındığı ve bununla sahte bir hesap açıldığını gördüm. Nereye şikayette bulunmalıyım? Sonuç alır mıyım? Bir de şunu sorayım. Instagram'da yani arkadaşlarımızın fotoğraflarından çok reklam görüyoruz. Yani sil sil bitmiyor hocam. Evet. Nasıl oluyor hem bu hem bu soruya cevap alalım sizden. Buyurun. Evet, çok doğru. Şimdi gerçekten özellikle son dönemlerde kişiler adına açılmış sahte hesapları çok yoğun şekilde görüyoruz. Özellikle profil fotoğraflarının çalınması, sahte hesaplarla karşılaşılma hakikaten çağımızın en büyük sorunları haline gelmeye başladı. Dijital dünyada bir anahtarımız yok. Dolayısıyla siz verileri paylaştığınız müddetçe birileri de alacak. Bunun önüne geçebilmek söz konusu değil, bu ütopya olur zaten. Ama şunu yapabiliriz. Düzenli olarak bir gün içerisinde, iki gün içerisinde görsellerimizi arama motorlarının görseller sekmesini atarak aynı bir kelimeyi nasıl taratıyorsak bu şekilde alabiliriz. Bu şekilde sizin önünüze sizin fotoğrafınızın kullanılması ve sizin kullanıldığınız fotoğrafın hesabı gelir. Burada Aytaç Bey yapacağımız işlem şudur. Sizin burada ilgili sosyal paylaşım ağları hangisiyse bu Twitter'da olabilir. Twitter'da da sahte hesap açılıyor. Facebook'ta da hesap açılıyor. Sahte hesap açılıyor. Instagram'da da sahte hesap açılıyor. Hesabı şikayet etmemiz lazım ve bu hesabı şikayet ederken de beni taklit ediyor seçeneğine tıklamamız lazım. Ancak ne yazık ki sosyal paylaşım ağları özellikle bu dönemde Covid pandemisinin olduğu dönemlerde ne yazık ki yarı yarıya personel çalıştırıyor. Ve dolayısıyla hesapların hemen kapatılması söz konusu olmuyor. Hatta bazı hesaplar birebir taklit olmasına rağmen kapanmıyor Aytaç Bey. Bunun da tabii ki sebebi şuradan kaynaklı. Şimdi sizle de aslında yayınlarımızda konuştuk. Bu Türkiye'de var olmayan temsilcilik sorunu. İşte Ekim'e az kaldı zaten Aytaç Bey. Ay başında zaten artık biliyorsunuz 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yola işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun devreye girecek ve bu tarz sahte hesaplarla mücadele daha kolaylaşacak. Yani şu an ne yapabilir hanımefendi? Ne yapacak? Şikayet edecek ama sadece kendisi şikayet etmeyecek. Arkadaşlarıyla birlikte yani arkadaşlarından rica edecek. Şu an sosyal medyadaki işleyiş bu. Yani eğer siz sürekli spam gönderirseniz o hesaba ki o hesabın eğer etkileşimi çok düşükse ve yeni açılmış bir hesapsa zaten ilgili sosyal paylaşım ağı bu hesabı hemen işleme alıyor. Bir iki gün içerisinde kapanıyor ki Aytaç Bey şu an medyadaki arkadaşlarımıza bu çok yapılıyor. İşte göz önünde bulunduğu için medyadaki arkadaşlarımız işte diyor ki işte koronavirüs pandemisi döneminde hediye çeki dağıtıyoruz. İşte şu bilgilerinizi vesaire girin diyor. Medyadaki insanlar da güven verdiği için vatandaşlar hemen kanıyorlar. Çünkü sonuçta bir kitleniz oluyor. Sizi tanıyorlar ekranda. Ha işte diyorlar ki Aytaç Kurmaz bunu diyorsa kesinlikle doğrudur diyor. Ne yapıyor Aytaç Bey? Sizin aslında isminizle, sizle alakalı olmayan bir konu ama sizin isminizle bir dolandırıcılık gerçekleştirmiş oluyor. Buradan da vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sahte hesaplar konusunda bugün çok yoğunluk söz konusu. Yani bir kişinin hesabı varsa zaten ikinci bir hesabı açmasına şüpheyle yaklaşılmalı ve hemen bu kişileri de arkadaş olarak eklememeliyiz. Çünkü bu dönemde gerçekten çok yoğun
bu tarz dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıktı. Bilinen kişiler üzerinden medyaya mal olmuş, topluma mal olmuş isimlerin sahte hesaplarını açarak bunu gerçekleştiriyorlar Peki. Aytaç Bey. Burada da aman ha aman diyelim vatandaşlarım. Peki hocam, sorular var. Hızlı cevap alalım. Birçok soruya cevap bulalım sizle birlikte. Evet. Beril Hanım şunu soruyor. Sanal ortamda sürekli bir akım modası var. Bu akımlar kişisel verilerimiz açısından ne kadar masum? Evet, şimdi dediğiniz gibi hep ne oldu? İşte bir yıl önce 10 Year Challenge dediğimiz bir akım ortaya çıktı. 10 sene önceki fotoğrafınız ve 10 sene sonra. Şimdi ne oldu Aytaç Bey? İşte çocukluk fotoğrafıyla şimdiki fotoğraflarını ya da gençlik fotoğraflarıyla şimdiki fotoğraflarını paylaşan kişiler oldu. Bunlar aslında hep sosyal paylaşım ağlarının algoritmalarına hizmet edilen uygulamalar. Çünkü sosyal paylaşım ağları bu işte yapay zeka teknolojilerini geliştirirken, bu teknolojileri sistematize ederken kişisel verileri kullanırlar. Bu kişisel verileri kullanırken de işte sizin biyometrik verileriniz, aslında biyometrik verileriniz de kişisel verilerinizdir ve 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamında biyometrik verilere de aslında ele geçirilmesi, izinsiz bir şekilde kullanılması suçtur. Ama ne yazık ki bu sosyal medyada bunlara hiç dikkat etmiyoruz. Ama ne kadar az paylaşım o kadar fazla kişisel veri korumasına girer. Burada da dolayısıyla bu akımlara elbette ki eğlence amaçlı girebiliriz, bazen değerlendirebiliriz ama bunları yaparken de bir kafamızda soru işareti kalması gerekir. Yani ben bunu paylaşırsam başıma ne gelecek? İkinci adımı, üçüncü adımı düşünmemiz gerekir Aytaç Bey. Ben nacizane izleyicilerimize bu akımlara çok katılmamaları, hatta uzak kalmalarını tercih ediyorum. Peki, Bülent Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Soru şu: İnternette kullandığım uygulamalar için karışık şifreler kullanıyorum ama bu şifreleri daha sonra unutuyorum. Ne önerirsiniz? Belki bir yere not mu alması lazım ya da not olacağı kağıtlar fazla olursa onları saklamak da problem. Ne yapması lazım? Ya şimdi Bülent Bey gerçekten şimdi bu dönemde gerçekten o kadar böyle korkmaya başladık ki insanları tahmin edemeyeceği karmaşık parolalar kullanıyoruz ve bunları dijital ortama hiçbir şekilde kaydetmemek lazım. Şimdi artık onun da kolayı çıkmış Aytaç Bey. Şöyle yapıyorlar. Password Recorder dediğimiz programlar oluyor. Bunlar işte girdiğiniz parolaları, şifreleri ne yapıyorlar? Telefonunuzun kaydedilmesine sağlıyor. Daha beter oluyor. Öyle söyleyeyim. Ben burada evet dijital teknolojiyi kullanacağız ama geleneksel olacağız. En güzeli yani bu geleneksel hatırlatıcı, anımsatıcı, bu geleneksel metotlarla yaptığımız kağıda yazmak en doğrusudur, en güzelidir. Çünkü kağıda yazdığınızda sizden başka kimse göremez. Kağıda yazdıktan sonra illaki insanların sakladığı önemli belgeleri vardır, evrakları vardır. Bunların bir kenarına koymaları çok önemli ki. Ben Aytaç Bey yine burada şunu öneririm. Bu parolalarını da ayda bir mutlaka değiştirsinler efendim. Çünkü gerçekten bu sosyal medyada biliyorsunuz kişisel verileri korumak kolay değil. Siber saldırılar oluyor. Sosyal paylaşım ağlarında şifreler, parolalar çözümleniyor. Dolayısıyla en az ayda bir değiştirilmesi de bu nokta önem arz eder. Yani dijital medyayı kullanacağız ama geleneksel yöntemlerle şifrelerimizi bir noktalara kaydedeceğiz. Belki kişisel bir not defteri ya da cüzdanımızın içine koyacağımız ufak bir kağıt parçasında saklamamız her zaman bize avantaj sağlayacaktır. Bu tarz şifrelerimizin, parolalarımızın ele geçirilmesi noktasında. Paralel konusunda teknoloji çağında eski yönteme başvurup şifreleri bu şekilde güvence altına almamız evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle dijital diyorsunuz. Ortamda asla. Evet. Peki, çok teşekkür ederim katkı için, katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok güzel programda her zamanki gibi. Hakikaten umarım izleyicilerimize faydalı olabilmişizdir. Dijital dünyada tam bir güven söz konusu değil ama naçizane dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık Aytaç Bey. Tekrardan teşekkür ediyorum size ve Haber Global ailesine. Aktardınız, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kırık yayın konuğumuzdu ve sizlerin sorduğu tüm sorulara yanıt verdi. Cuma akşamı saat 20'de Haber Global ekranlarında Uzmanına Sorun programıyla tekrar karşınızda olacağız. Buradan hepinize, herkese iyi akşamlar diyorum. YouTube kanalımıza abone olun.